Selamlar. Bu videoda bir önceki dersten kalan konuları devam ettireceğiz. Ölçü almanın sıkıntısını bir önceki videoda anlattım. Eğer bu videoya gelmişseniz direkt bir önceki videoyu geçerek bu derste anlattıklarımı daha iyi anlayabilirsiniz. Bir şeyi ölçülü almak ne işimize yarayacaktı? Kalıplara sığdırdı bizi. Ne tip kalıplara sığdırdı? İki boyuta sığdırdı. İki boyut ve gereksiz bir boyut. Yani siz bunu verdiniz ve bıraktınız. Öğrenci hiçbir şey yapamaz. Buradan şurada kaldın. Burada üç boyutta ne vardı? Yine ben istediğim gibi... Buradaki bardağın artık yapısını, kendi güncel durumunu değiştirebilirim. İstediğimi yapabilirim. Sen yaparken yapamayacaksın çünkü kalıplar var. Yani burada ne oldu? Sana ölçü verdi. Sadece onu görebilirsin. Yani görebilirsin bile değil de sen sadece onu çizmeyi deneyebilirsin. Sen şimdi ölçülerini aldın. 3'e 5'e 1'e 2. Şimdi burada ne yapacaksın? Üstten gördün. Ya bardak yok. Bir tane sahneye geldin. İmgeseldesin. Üstten bardak göreceksin. Hadi çiz. Burası şimdi bunun iki katı mı olacaktı? Rekürsiye girdin ya da perspektife girdin. Konu değişti. Bambaşka bir şey oldu. Mesela şu sehpa düz. Önden gördün. Şimdi buradaki mesafeye bağlı olarak mesela diyelim bu bir masa. Uzun bir masa. Aynı zamanda balık gözü bir kamera var. Ya da balık gözü yapmak istiyorsun. Yani her şey değişti. Ben şimdi bunun üzerine koya koya gitmem lazım. Yani arada boyut farkı var. Boyut farkı dediğimiz şeyi de sağlayanlar rakürsü ve perspektif. Sen şimdi iki boyutlu bir şey çiziyorsun ya. Burada bu video mesela iki boyutlu. İki boyutlu bir şey çizdiğinde hem sana hiçbir şey katmayacak hem de iki boyuta üç boyutu geçiriyorsun. Yani bir yüksek boyutu bir alçak boyuta düşürüyorsun. Üç boyutlu bir şey var karşımda. Ben bunu iki boyuta çekeceğim. Şimdi ölçülerini doğru yapayım. Estetik olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Herhangi bir şey yapıyorsanız estetiğe girecek. Estetiğe girecekse ölçüler kaçacak. Çünkü ölçüler kaçmazsa kötü olacak. Yani bu farz gibi bir şey. Ölçü estetiği kaçırıyor. Aynı zamanda gözünüzü ve çabalamanızı, o araştırma çizgilerini yapmanızı engelliyor. Mesela bunu anlattıktan sonra öğrenci ne yapıyor? Öğrenci takıldı kaldı şurada. Ben bile takılıyorum. Yani şu an çünkü buraya bakıyorum artık. Orayla işim kalmadı. Demiştim ya size, burayla işiniz kalmadı artık. Evde işiniz kalmadı. Dükkana gittiniz. Yani burası dükkan olsun. İkinci videoda falan nasıl oturacağınızı prensipler adlı videoda anlatmıştım. Burada neyi gördük? Bizi kalıba attı. Yani biz oraya bakmak yerine artık buraya bakıyoruz. Buradayız. Çünkü kalmadı işim orayla. Ne yapacağız? Etüt. Etütte de yine oraya bakmayacağız. Çünkü bize bakmayı alıştırmak yerine kağıda atıp kağıtta kendi başımıza çabalamamızı sağladılar. Mevzu. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Bu konu üzerinden sadece her şeyi anlatabilirim. Hayatı çözebilirsiniz buradan. Sizi kalıplara atan bir sürü konu var. Burada ne var? İyi çizmenin alameti bu oldu. Anlatabildim mi? Yani sizin iyi çizdiğinizi ya da iyi çizemediğinizi buradan anladım. Yani birilerine hava atmak istiyorsan, ressam olduğunu göstermek ya da iyi çizdiğini göstermek istiyorsan bunu yapıyorsun. Ne olduk şimdi? Biz diğerlerinden ayrıştık. Onlar çizemiyor. Mesela göz çizecek. Çizemiyor. Kötü çizmiş. Biz geliyoruz diyoruz ki... Göz öyle değil. Şimdi gözün, göz bebeğinin 3,2'sini alın, bunun da kare kökünü alın, bu şekilde olacak falan gibi saçma salak şeyler söyleyip karşıdakini abone etmeye çalışıyorsun. Bu neyi sağlayacak? Sen de ego yükselmesi sağlayacak. Aynı zamanda beceriksizliği getirecek. Sen bir noktada çizememeye, çalışamamaya başlayacaksın ya da çalışamadığını fark edemeyeceksin hiç. Tamamen kötü yapacaksın. Böyle bir uzaklaşma olacak. Yani bir karmaşanın içine atmış olacağız sizi. Burada aynı zamanda bu alametlerden biri de ressamlık alameti olarak fular olabilir. İşte fular takacak ya da güzel sanatlara giren o kız öğrencinin saçı mor olur gibi bir alamet atıyorsun ortaya. Bu ne oluyor? Güzel sanatları damgalamış oluyorsun. Mor saçı. Bu şekilde tutmayı güzel sanatlara atfediyorsun. Bu aynı şeyi din için yaparsın, Atatürk için yaparsın, milliyetçilik için yaparsın. Bu alametlerden kurtulmanız lazım. Yani böyle alametler varsa bilin ki bir gariplik var. Ya bu gariplik nedir? Demek ki bir işi gücü yok. Yani takılıyorsa bir insan şuna, demek ki bir şey yapamıyor. Yani tek yapabildiği bu. Sadece bununla uğraşabiliyor. Benim için bu kötü. Tabii çizemiyor. Ben bunu görebiliyorum. Ama siz göremiyorsunuz. Niye göremiyorsunuz? Boyut farkı burada da başlıyor. Şimdi hayatta da boyutlar vardır. İyi çizen, orta çizen, kötü çizen, çok iyi çizen gibi kalıplar var. Siz şimdi alttasınız ya da bu kalıplarla size öğretildiği için siz bununla şu seviyeye geldiğinizi düşünüyorsunuz. Bu seviyede ne oldu? Sizden bir üst olan bunu yaparak birazcık daha iyi çiziyor. Birazcık daha oranları tutturabiliyor. Siz o zaman diyorsunuz ki bu iyi çiziyor. Niye? Burada size kod verdi. Kodlar sizi yanlışa sevk eder. Bu yüzden bu kodları kabul etmek yerine kabul etmeden önce bir düşünün. Mesela bu alametler için başka bir örnek daha vereyim size. Bu komik bir örnek. Şu an bunun böyle olmadığını bilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani vardır herhalde. Ben köye gidip geliyorum kendi köyümüze. Köyde eskiden şöyle şeyler varmış. Ben duyduğumda işte soruyorum ebeme. Ebe bizde babaanne, anneanne her ikisi için de kullanılıyor. Ebeme sordum. Yani siz gerçekten elinizi USB kablo mu zannediyordunuz diye. USB kablo ben diyorum. Neden diyorum onu? Bir kadının eline bebek veriyorsun ama erkek bebek veriyorsun. Kadın o bebeği işte kucağında tutarsa erkek bebeği olacağına inanılıyor. Yani elini USB kablo zannediyorlar. Oradan veri aktarıyor içeriden. Bu şekilde bir şey sor. Gerçekten böyle mi zannediyorsun?
biliyordunuz. Evet biz öyle biliyorduk falan diyor. Burada olay ne? Olmamasını biyolojik ya da kendi içsel yapılarına ya da Tanrı'nın vergisine bağlamak yerine başka bir olaya bağlıyorsun. Güneşi gördüm diye bir film vardı. O filmde mesela erkek çocuklarına çok bakarsan erkek çocuğun olurmuş. E ne oldu burada? Diyelim ki erkek çocuğunuz olmadı. Burada ne diyeceksen demek ki iyi bakamadın. Demek ki iyi tutamadın. Saçma sapan kalıplara sevk ediyor. Bu yanlış bilgiler şey gibi gelmesin. Ya böyle de yapılır gibi gelmesin. Bunlar çok büyük kalıplar. Çok çok büyük kalıplar. Bunları kırarsak benim anlattığım videolarda da en azından içiniz rahat olacak. Yani burada hani dini sorgularsın da bir yandan şey olur ya. Acaba dinden mi çıkıyorum gibi bir saçma durum gelir. Çünkü size şey vermişlerdir. Dini sorgulayabilirsiniz ama şunu yapıyorsan dinden çıkarsın gibi bir kalıp atıp sizin içinizi rahatsız ediyorlar. Siz sorgulayıp bir şeyleri çözmek yerine burada kalıba takılıyorsunuz. Bu çok güzel bir sistemdir. Yani mesela bununla strateji kurabilirsiniz bu dediğim bilgiyle. Ne yaparsınız mesela? En çok yapılan durum ne? Bir yerde çalışıyorsunuz. Diyelim ki bu matematikçiler cemiyeti. Yani hiçbir konuya bağlı olmasın diye matematikçiler atıyorum. Hani sözelciler, sayısalcılar gibi bir şeye takılmazsak. Şimdi burada matematikçiler cemiyeti diye bir yer var ve bunlar size yalan söylüyor. Şimdi bu yalan söylüyorlar mevzusu ne? 9'larda mıydı ya? 9 çarpı 0, 9 çarpı 10 muydu? 10 mevzusu var. Yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunu doğru hatırlamam gerekmiyor. İşte 0 ediyor. Bu ne olacak? Buradaki ara sayılar var ya işte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 0, 1, 2, 3 tersi miydi? Ha yok yok bu böyle değil. 0'dan başlatmıyor. 1'den başlatıyor. Demek ki 0'dan başlatırsa çökecek. Zaten 0'la neyi çarpsan 0 olduğu için tersten yazıyorsun işte 9, 8, 7, 6, 5 falan diye. Yok yok bu böyle olmaz. Neyse işte bu böyle saçma sapan şeyler gösteriyorlardı ki sen orada aa hızlı çözdüm işte 4'ü bu tarafa alıyormuşum 5 oluyormuş bunu 0 alıyormuşum ben boştan yere çarpıyormuşum gibi bir konuya gidiyor. Burada neyi sağladı size? Sözde iyilik yaptı. Ama sizi neyden uzaklaştırdı? Matematikten. Ve neyden uzaklaştırdı yine? Başka 3 bilinmeyenli 2 bilinmeyenli bir denkleme geldiğiniz zaman havuz problemlerine geldiğiniz zaman size ne olacak? Buradaki bu saçma strateji bir işinize yaramayacak. Yani bu o zaman ne oluyor? E bunun bir çözümü yok mu? Yani buradaki mevzuya gidiyorsun. Modelin ölçüsü 5.5'tu. Ahmet'in boyu 1.80. Şimdi onun ölçüsünü öğrenmem lazım. Bir hocaya arayayım da danışayım. Kaç buçuk olacak bu? 8 mi vereyim? 3 mü vereyim? 6 mı vereyim? Ya da neye göre alayım bunu? Aldım doğru mu? Gideyim bir hocaya sorayım. Burada bunu yaptınız. Böyle saçma sapan bilgilere kanmayın. Ya olabildiğince temeli öğrenmeniz çok daha pratik. Burada temel dediğimde mesela bir kapak yapacaksınız. Kapağın üzerinde çizgiler var. Sizin çizgileri sürekli böyle atıyorsunuz. Yani ne gereği var falan diye. Ama bir kere sayarsanız yani oturup bir kere sakince bir 50 tane varmış ya 50 tane çizgi varmış. 50 tane çizgi atarsanız sadece bir kere. Öğrendiniz ve bitti. Her seferinde 40 çizgi atmıyorsunuz. Mesela ayakkabı bağcığı. Kaç tane var? 8 tane. Karalarken bile bunu tutturabilirsiniz. Hayatı çözümlemeye, doğruyu çözümlemeye başlarsınız. Diyelim ki matematikçiler cemiyetindesiniz ve size bunu verdi. Gelip diyorsunuz ki işte bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu buraya uymuyor diyorsun. Adam diyor ki zaten bu buraya değil. Yani sadece burada kullanılıyor. Bunun bu başka bir yöntemi var. Her şey için başka bir yöntem uydurmuşlar. Şimdi adam diyecek ki sana evet bunun farklı bir şeyi var. Farklı bir çözümü var. Yine bir sayı buldunuz mu? Buldunuz. Cevap gibi bir şey buldunuz. Buradaki alametlerin sonucu da bu. Cevap gibi bir şey bulmak. USB kablo olmadı. Yani erkek çocuk doğurmadı. Ne oldu? Cevap ürettiniz. Çocuktan yeterince ememedi ve o veriyi alamadı. Cevabınız bu. Ölçü yapamadı. Yapamadığı için çizemedi. Konu buradan ibaret. Burada da aynısını veriyor. Tamam diyor. Ondan sonra baktı yetemeyecek, gücü yetemeyecek. Yani çok fazla direniyor. Ne diyecek sana? Git araştır. Araştır. Kütüphanemiz var orada. Git araştır. Bak bakalım öyle miymiş? Sadece ben mi diyorum bunu? Ne diyecek sana? Sen gidip bakacaksın. Nereye bakacaksın? Kütüphanelere. Bu adam cemiyetteydi. Yani en tepedeydi. Sen şimdi gidip baktığın kitaplar kimin kitapları olabilir? Bu cemiyetteki adamın. Ya da bu cemiyetteki adamın arkadaşlarının. Yani bu adamın eğitim aldığı kişilerin. Kişi var. Bunun da arkadaşları var. Bunlar kitap yazıyor. Ortalığa saçıyor. Çünkü en üstte bunlar. Artık bunların sözü geçiyor. Her zaman kendi beyninize güvenin. Rönesans'ın en büyük getirisi budur. Yani benim için. Benim aklımda sadece gerçekten işime yarayacak şeyler kalır. Bu da gerçekten işime yarayacak bir bilgi. Kendi beynini kullanmak. Ne demek bu? Ne anlatıyor bana? Kendi beynini kullan. Yani şey gibi geliyor insanlara. Zaten ne olacaktı ki senin beynini mi kullanacağım? Bak noktayı yakaladın. Evet. Demek ki başka birinin beynini kullanıyorsun. Benim değil. Başka birinin. Kim olabilir bu? Bu cemiyetteki işte bu matematik cemiyetindeki dayının beynini kullanıyorsun. Herkes bunun beynini kullanıyor. Matematik hakkında bir şey soracaksın. Buraya soruyorsun. Hak hukuk hakkında bir şey soracaksın. Buraya soruyorsun. Bu şekilde ne oluyor? Senin kendi beynin yerine diğerlerinden aldığın bu fikirlerle sen bir karara veriyorsun. Ahmet'ten çok mu bileceğim? Burada şunu anlatmak istemiyorum işte. Her şeyi biz biliriz değil. Kendi beyninle değerlendirebiliyor olman lazım. Yani buradaki adamın doğru söylediğine dair herhangi bir kanıt yok. Buradaki adamın doğru söylediğine dair ya doğru da söylüyor olabilir. Araştırdığında mesela sen de yanlış olabilirsin. Burada şey anlatmıyorum. Herkes yanlıştır anlatmıyorum. Konunun sizin beyniniz çerçevesinde dönmesi gerektiğini anlatıyorum ki sizler şunu yapmayın işte. Hoca bunu dediyse o hoca haklıdır. Ben de haksız olabilirim. Belki bu doğrudur. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu da anlatabilirsiniz bana. Ama bunu yaparsanız ben size imgeselde bu konular üzerinden bir sürü şey anlattığımda bana diyeceksiniz ki hocam ben imgesel
yüzeysel çizemiyorum. Niye? Çünkü sen hocam buraya ağaç koyacağım. Buraya araba. Buraya şimdi hocam şura boş kaldı. Hocam bu böyle çok düz oldu. Bu iki boyutlu oldu. Niye oldu acaba? Burada gelişemeyeceksin. Engelleyecek seni. Bu yüzden çok fazla bu konular üzerine kafa yorun. Yani olabildiğince kendi gelişiminiz ve hayat denilen şu şeyde bize ne verdiklerini, ne anlattıklarını görün. Burada kimse sizin hayatınızı önemsemeyecek. Zaten öğrenci olduğunuz için kimse size şey gibi davranmayacak, insan gibi davranmayacak. Yani kimse dediğim davrananlar vardır. Bu mevzular artık bana hani işte ara ara atmayın. Hoca iyi yapmayı, öğrenciyi, insan görmeyi, size değer vermeyi de seçebilir. Kötüyü de seçebilir. Ama rayımız ne? Öğrenci olarak görecekler. Çünkü siz öğrencisiniz. İnsan olarak değer vermek yerine aşağıya çekme olasılıkları daha yüksek. Garip garip bir sürü konuya değinebilirim. Bu konularda da gelip de bana hocalarımıza bunu mu diyorsun, şunu mu diyorsun gibi acayip durumlardan bahsetmeyin. Bu konularda en azından kendi derdimi anlatmış olayım. Bu bilinç kısmı genişlesin, açılsın. Siz daha iyi görün, daha iyi anlayın. Bu görme dediğimiz kısmın ne anlama geldiğini de yavaş yavaş bence çakozlayın. Sanata değer verirseniz, çizime değer verirseniz sizin de görmeniz gelişecek ve bu görme sadece kağıt üzerinde değil. Bunu da anlamış olun. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konuşmak istediğiniz konular varsa bana yazabilir, mail atabilir, yorum yapabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sanatla kalın.